İlk geceyi işte mübarek regaib kandili olarak Allahu Teala bu sene bize sunuyor ki bir gün daha geç gelirsin. Çünkü bu 3 ay geçen 3 aylardan bir farklı olacak Allah'ın izniyle. Hareket var diyor ya Şeyh Efendi Hazretleri. Gerçekten hareket var. Başından belli oldu bu. Regaib kandili gecesi olmasından da bir işaret var yani. Allah'ın izniyle ne yapacağız? Diğer günlerde yaptığımız ibadetlere bir şeyler daha kataraktan bugün yapacağız. Her ibadetin ölçüsüne biraz daha fazlalık getirmek lazım. Namaz kılıyorsan biraz daha fazla. Oruç tutuyorsan biraz daha fazla. Sadaka veriyorsan biraz daha fazla. Hepsinden yapabileceğin, devamlı yapabileceğin şekilde azar azar, azar azar çoğalt. Ve 3 aylar bittikten sonra o ibadet üzerine devam edebiliyorsan et. Çünkü terakkiyat sağlar. Yani olduğun yerde saymazsın. Hep yükselirsin. 3 aylarda ne yaptın sen? Ben işte 5 vakit namazı zaten kılacağız da 5 vakitten maada ben bir de işrak namazını kendime adet edindim. Bu 3 aylarda inşallah onu kılacağım. Namaz olarak eklenti yapıyoruz ya. İşrak namazını kılacağım. Tamam. Çok güzel. O işrak namazını zaten 3 ayda alıştıktan sonra bırakma zaten. Bir dahaki 3 aylar geldi, bu sefer de kuşluk namazını alışkanlık edeyim de kuşluğu da katayım bu sefer. 3 ay alıştın, onu da bırakma. Ondan sonra bir dahaki 3 aylarda evvabin namazını kılar. Allah'a dönen kulların, has kulların namazı, onu katayım. Ondan sonra teheccüd namazını katayım. İnne nâşi'atel leyli hi eşeddu vat'an ve akvamu kîlâ. Geceliğin yapılan ibadetle gündüzün gibi olmaz diyor Allah-u Teala. Celle Celaluhu. Teheccüdü de katayım. Ondan sonra bunun gibi yavaş yavaş birden fazla üzerine yükletmeden kaldırabileceğin ve devamlı yapabileceğin ibadetleri yapmaya göstermek gerek. Müslümanın bunlara dikkat etmesi lazım. Allah'ın ayı girdi. Orucumuz desen aynı şekilde. Şeyh Efendi Hazretleri'nin buyurduğu gibi tutabilen 3 ayın hepsini tutsun. Tutamayan pazartesi, perşembe tutsun. Onun da gücü yetmeyen ayın başında tutsun, ortasında tutsun, sonunda tutsun. Veyahut da Eyyamul Biz denilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. 14, 15, 16 tam ortasını tutsun. Ne oluyor? 1'e 10 verir Allah-u Teala. Ayın hepsini oruç tutmuş sevabı verir. Bu ümmetin hassası yaptığı ibadete en az 1'e 10 verecek. Onun için Efendimiz de sünnet olarak bize kolay olanı bırakıyor. Halbuki hayrul afdalus siyami Sıyamu Nebiyillahi Davud aleyhisselam. Savmu Davud ve yahut da oruçların en faziletlisi hangisidir? Davud aleyhisselam orucudur. Nedir o? Bir gün tutardı. Savmu yevmin, fıtru yevmin. Bir gün oruç, bir gün fıtır. Yani iftar. Oruç tutmuyor, bir gün oruç tutuyor, bir gün oruç tutmuyor. Bu en faziletlisi olmasına rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize sünnet bırakmadı. Neden? Zor gelir ümmetine diye. Ne yaptı? Ayın ortasından 1, 2, 3 gün. 3 gün tuttun mu diyor. Her günü Allah 10 yazar. En az 10. 30 gün o ayı oruç tutmuş olursun. Her ayda 3 gün tuttun ne oluyor? Bütün seneyi oruç tutmuş sevabını kazanırsın. Bize rahmeten yine öyle sünnet bıraktı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gayret göstersin Müslüman. Bunlardan birisini yapsın Allah'ın izniyle. Recep Şehrullah, Allah'ın ayıdır. Evet.